mavi zeka sevenler. Bugün çok garip bir şey göstereceğim. Bir program buldum. Adı Lego Powered Up. Ama onda Legoları da bağlayabiliyorsun ve kodlayabiliyorsun. Bir yanda da kodların sayesinde onlara joystick gibi yerlerden oynayabiliyorsun. Ama en sevdiğim taraf Legolas'ın motorunun buna sinyal göndererek çalıştırabilmesi. O çalıştıramasaydı bu bağlanamadığı için bunu hiç kontrol edemezdi. Kontrol daha bu uygulama tam daha bitmediği için hala birkaç tane hatası oluyor. Ondan bazı yaptığı yanlışlıklar da oluyor. Ondan girdikten sonra bir şey hata olursa çıkıp gene girdiğinizde hata düzelir. Program hoşuma gitmişti çünkü Lego Boost'un olduğu için ve ben de Lego Boost'un motoru ve ona uygun bu araç 42-124 yani off-road buggy olduğu için ikisini de kodlayabildiğim için de mutluyum ve hoşuma da gitmişti. Tekerleklerinin böyle olma sebebi kar dağı gibi rampalara çıkabilmesi. Bu aracı ben sürmek yerine sadece buna sinyal göndermek için kullanacağım. Ama bu aracı ilerlettikten sonra bu sinyal gönderecek ve bu aracı buna sağdırıp buna gelmesini engellemek için bunu gönderecek. Buna sinyal gönderip de buna durduracak. Lego Powered Up uygulamasını açalım. Lego Powered Up arkada gördüğünüz gibi başladı. Lego Powered Up'ta arkada gördüğünüz gibi diyelim bir ev, sonra trenler, sonra piyano gibi şeyler yapabiliyor. Ama ben oluşturan kodumu size göstereceğim. Ve buradan yeni kodu açabilirsiniz. Kodum kod 2 adına. Bu kodlara isim bile takabilirsiniz. Kodumu arkada gördüğünüz gibi kodumu açtım. Şimdi bağlama programını açayım. Lego Boost'a bastım. Bağlanma şekli biraz garip. Bağlandı. Gelip ikinci programa da gidelim. 42-124 off-road buggy. Şu anda yükleniyor. Ben Lego Boost'u birinci robot yaptım. 42-124 off-road buggy ikinci robot yaptım. Açalım. Şimdi tarafında başlatıyorsunuz. Sonra üçüncü görev yani off-road buggy'nin görevinde 0,5 saniye bekliyor. İkinci motor olduğu için alta 2 koydum ve A yazdım çünkü döndürme motoru A motoru. Sonra yanında 100 ama çarpı koymamın sebebi ve yanına -1 yazmamın sebebi bu aracın ileri yaptığımda, ileri gitmesini istediğimde geri gitmesi ve geri gitmesini istediğimde ileri gitmesi. Bu da ileri yaptığımda ileri gitmesini ve geri yaptığımda geri gitmesini sağlayacak. Sonra bu şeyi bir saniye yapacak ve motorunu durduracak. Sonra da gene ikinci motor olduğu için 2 ve sonra A motoru da döndürdüğü için A motorunu durdurma koydum. Sonra alttaki yerden birinci kod diyor. Birinci kodu
Yaptıktan sonra 0 virgül 2 saniye duracak. Şimdi birinci görevde 0-1 yazmasının sebebi birinci motor olan Lego Boost'u çalıştırması. Üzerinde gördüğünüz gibi bir tane sensör görüntüsü var ve yanında 7 yazıyor ama 7'nin bir yaptığı şey yok. Sonra birinci motor yani Lego Boost ve C motoru taktığım için sensör için C motoru. Sonra 0, 1 ve 9. 9 sonundaki bunun dümdüz ileri gitmesini sağlayacak. Altta ikinci görev diyor. Birincisinden sonra 0,2 saniye bekledikten sonra ikinci göreve geçiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi ikinci görev var. İkinci görevde Lego Boost C motorunu C yani sensörü çalıştırıp sonra ben gene 7 yazdım. Sonra yanında gene birinci motor yani Lego Boost ve C motoru da sensör olduğu için C. Sonra yanında 0, 1 ve 3. 3 motoru durdurduğu için yanına 3 aldım. Sonra altta 1 saniye beklettikten sonra bunun bağlantı göndermesini durduruyor. Kodu başlatalım. Kodda gördüğünüz gibi gönderdi. Ama bu sensör buna önüne geçtiğinde bu sensörün önüne geçtiğinde bu araç ileri gidemediği için birkaç kere böyle kesintileri olabiliyor. Çünkü bu motor gidince bu motor buna sinyal gönderemediği için bu motor çünkü buna göndermesi lazım ama bu motor önünde bu olduğu için buna sinyal veremiyor. Gene deniyorum. Bu buradan geldikten sonra şuna çarpmaya çalışacak ve buradan sonra şuna yapacak. Bu sefer araç gidemedi ama bu gitti. Burada da altındaki bir kutusu şuraya sürdü. Ve kod tamamlandı. Her zaman 1 de belki olmuyor, 2 de olmaz ama 3'ü de olur. Siz buradaki yaptığım kodlamalar dışında başka bir kodlama yapmamı isterseniz ve macera gibi bir şey olmasını isterseniz yorumlarda anlatmaya çalışabilirsiniz. Ben bir yıldır Lego kodlama eğitimi aldım. Ve ben kodlamalarda yaptıklarımda küçük minik çok basit şeyler vardı ama bunlar daha gelişmiş seviye. Ve burada ben bunu kodlarken kullandığım kodlar daha farklı. Mesela bunu kodlarken kodlayamadığımız şeyi aslında onda kodlayabiliyorduk ama bunu bu araç kodladığını orada yapamıyorduk. Çünkü buradaki program daha gelişmiş olduğu için daha fazla seçenek var ve daha fazla kafa karıştırabiliyor ama daha fazla da eğitici ve daha fazla şey yapabiliyoruz. Yorumlarda söylerseniz ben size bununla ilgili eğitim serisi ve seti hazırlayıp videomu paylaşabilirim.
Eğitici ve eğlenceli videolarımı takip etmek için abone olup like atmayı unutmayın. Bilgili mavi zeka sevenler.